Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün sizlerle bir çiftane yapımı videosu hazırlayacağız. İş yerinden İbrahim abimize bir güzel çiftane yapacağız kuşlarına. Ağaçlarımızı aldık. Bismillah diyeceğiz. Yarın başlayacağız. Video birkaç gün sürebilir. Ben kesit kesit hazırlarım. Birleştiririz, en son sizlere sunarız. Güzel bir çiftane yapmayı planlıyoruz. İnşallah bakalım. Olursa güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım. Ağaçlarımızı aldık dediğim gibi. Malzemelerimizi aldık. Çividir, vidadır, havşadır. Hepsini ayarladık. Matkabımız var. Testeremiz var. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Güzel bir şey yaparız inşallah. Değil mi İbrahim abi? İnşallah. Olacak mı? Olacak mı? Olacak. Biz yaparız da olmaz mı? Ağaçlarımızı da güzel bir yurt dışından gelen beyaz çam, bir ladin mi beyaz çam mı artık, güzel bir malzeme bulduk. Çıkmacılığından aldık. Uygun paraya aldık. 100 liraya bunların hepsi halloldu yani. Bayağı bir malzeme var burada. Belki iki çift tane bile çıkabilir burada. Yani bizim yapacağımız çift tane de ufak değil yani, büyük. Bir boyu 2 metre olacak. 2.40 olacak belki. 3 bölümü olacak. Yüksekliği 70-80 santim, içeride kuş rahat rahat çiftleşebilsin diye. Eni 80 derinlik olur. Eni de bir 1.40 falan düşünüyoruz. Hani büyük rahat rahat bir çift kuşun içinde yaşayabileceği bir ebatta olacak. Şimdilik malzememizi indirelim. Yavaş yavaş biz yapmaya başladıkça devam videosu da gelecek. Arkada en son birleştirdiğimiz zaman bir video oluşturacağız bakalım. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar, çiftanemizin ilk çatısını oluşturduk. 2.20'ye 2.20'ye 2.30 gibi falan oldu bu. Şimdi biz bunu böyle yapalım dedik. Malzememiz de var biraz daha. Ortadan bir tane dikme atalım. 6 göz yapalım dedik. Önce biz normalde tek 3 katlı yapacaktık. 3 katlı 3 göz yapacaktık. Sonra malzemeyi uzun kullanalım. 2 bölme yapalım dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bölme yapalım. Bir ilk çerçevemizi yaptık. Yatırayım ben abone. Ama bu bayağı bir büyük oldu. Bunu nakliyesi biraz sıkıntı olacak. Bir de yaptığımız bir odanın içine koyacağız bunu. Kapıdan geçirmemiz zannedersem mümkün olmayacak. O yüzden biz bunu böleceğiz şimdi. Demonte yapalım bunu. Ya da odanın içinde yapmayı, burada değil de kümesi yapacağımız yerde montelemeye çalışacağız. Veyahut da ortadan böleceğiz. İki tane ayrı ayrı yapacağız. O daha mantıklı geliyor bana. Sanki öyle yapsak daha iyi olacak. İki parça. Şimdilik. Evet, şu şekilde. 6 göz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yüksekliğimiz 70 santime yakın. 68-67 santim. Şurası 1.10-1.20 geliyor. 1.10-1.20 geliyor. Şöyle derinliği de içeri doğru 80. 80 yapacağız. 80'e yakın. 60. O da 60 kusurlarda değil mi? 67-68 olacak. Yani 2 ızgara koysak 80 yapar. Tabii 2 ızgaralık. Şimdi sadece şunu tutturduk biz, bu kasayı yaptık. Bundan bir tane daha yapacağız. Bu arkaydı, önünü yapmış olacağız. Aralara 4 tane dikme atacağız. Kayıt atacağız. Bunu bölsek mi bölmesek mi, oradayız şu anda. Böldüğümüz zaman şuradan kesmiş olacağız. Buradan ayrı bir tane daha çıkaracağız. Malzememiz var büyük ihtimalle yeter. Yetmezse de temin edeceğiz. Buradan böyle üçlü bu şekilde olacak. Sanki üçlü yapsak hem taşıması daha kolay, kenarı çekersin, temizlersin. Diğeri büyük olacak. Bölüyoruz abi. Bölüyor muyuz? Proje sende. Tamam, bölüyoruz. Proje abi. Proje yöneticisi olarak. Ben bölüyorum abi bunu. Bölücülük yapıyorum. Bu çift tane ortadan ikiye bölüyorum abi. Böyle de efsane bir şey yalnız. Tek parça. Tek parça, evet, o da güzel olur ama götürmesi çok sıkıntı. Kapıdan da girmez yani. Götürdüğümüzü farz ediyorum.
nakliye hani bir şekilde gider de kapıdan içeri sokamayacağız. Kapıların boyu ufak, eski evin eve girecek bu. İhtimalsiz yani. Onu sokamayız. 80 bile diğeri yan belki zorlar ha. Senin o kapı kaç eski kapı? Eni 60-70 değildir değil mi? Değildir. 90 oluyor normal kapı şeyi de. Senin eski ev o. 80 ise bunu 2 santimden falan kaçırdık mı duvar yıktırtma bize biz orada. Kapı duvarı söktürtme bize orada. Kapıyı sökeriz ya. 70-80 vardır orası da. 70-80 de 70 de olmaz. 80'dir inşallah. Onu bir sor, onu ölçtürebilir miyiz onu? Tuğra'ya ölçtürelim. Tuğra'ya ölçtür onu. Yoksa kalırız. İşte malzemelerimiz, matkabımız var. Bir tane bu vida yeri için hafşa mıydı biliyorsun, anlamı var. Şöyle 7'lik vida aldık. Bu 7'lik vidadan kullanıyoruz. En son bittiğinde ayak takacağız şöyle. Hareketli. Başka bir malzememiz yok. Bu uçlarımız var, matkap uçları. Tuğra. Vidalama için şeyler var. Ayakkabılıkta metre var. Burada dekopajımız var kesmek için. Giriş kapısını dekopajdan lazım. Birazdan fazlalıkları böleceğimiz zaman keseceğiz. Aletlerimizde bunlar var. Canavar var, testere var. Bakalım. Birazdan böldükten sonra devam edeceğim. En son kararımız kesmek oldu. Şu anda ikiye ayırdık. İki parça halinde devam edeceğiz. Hatta bunu ön arka olarak bir çift tane olarak da kullanabiliriz. Montajımız devam ediyor. Profilimizin hani kasamızın ön tarafı hazır. İlk kapakları yapacağımız yer burası. Şimdi aynısından bir tane daha var. Onu arkaya dikeceğiz. Araya kayıt atacağız. Bağlantısını yapacağız. İlk şeyimiz hazır. Profilimiz, iskeletimiz hazır olacak. Orayı da açmışız. Hemen ucunu çıkartıyoruz. Divan gibi oluyorlar. Nereden çıta alsam, nereden divan olacak? Şu ara bölmeleri de attık. Birazdan ayaklandıracağız bakalım. Üstte sarı göstereyim. Ben bunu gece türlü şey için aldım mı? Birazdan canlanacak. Önce de çok rahat takılıyor. İskelet tamam. İskeleti hazırladık. İskelet bu şekilde oldu. Biraz daha bir ince detayları var. Onları halledeceğiz. Genel itibariyle böyle oldu. Bir ölçü vereyim ben size. Bir saniye. Şöyle derinlik 64. 64 oldu derinlik. Yüksekliği 70 civarlarda. 70 boyu. Eni de 120. Yani şuradan şöyle bir iki katlı altlı üstlü şöyle yuva yaparız. İki katlı. Bu tarafta ya da bir üstte buraya yaparız, bir üstte buraya yuva yaparız. Çünkü içeride iki yuva olması gerekiyor. Dişi kuş buraya yumurtladığı zaman yavru çıkacak. Sonra bir daha yavrular diken tüyü olduğu zaman dişinin bir daha yumurtlaması lazım.
Dişi eğer altına veya buraya yumurtlarsa o üstteki yavrular büyüdüğü zaman atlayacaklar, rahatsız edecekler. Bir bu köşede olursa buradan buraya gelmeleri biraz daha zor. Hani buraya geçmezler. Ama yan yana altlı üstü olduğu zaman mutlaka yavru yumurtaya yatan dişin üstüne çıkar. Yumurtayı bozulmasına bile sebep olur. Rahatsız eder. Şimdilik böyle. 3 katlı. Devam ediyoruz. Bu da böyle altına şöyle takacağız. Hareket ettirmek için. Böyle bir ayak. Bunun tanesi 5 liraydı. Bunun tanesi 5 liraydı. Şu tahtaların tanesi de şöyle 5'e 5 olması lazım bu. 2.30, 4 lira falan bir tanesi 4 liraya geliyor. Şunun bir tanesi. Tekerlek daha pahalı. 4 lira tekerlek daha pahalı, evet. Tekerlek 5 lira, bir tane şu 2.30'luk tahta 4 lira. 4 lira olur mu? 4 lira, 4. 5 lira aşağı yukarı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 64 bine gitmiş bir tanesine. Hesapladın mı? Evet. Nasıl hesapladın? 8 mi yaptın? 8, 12, 16. Bize bir tane bir yüzük daha lazım o zaman. Yani. Sana bir 30 lira daha yazacağız oradan. Ha? Yapacak bir şey yok. Eski vidalardan bakacağız. Bir 30 lira daha yazarız sana be. Hadi ayakları çatlat bakalım ya. Ayak da yalnız tam geldi ha. Biraz daha büyük olsa olmayacakmış. Bir el atman lazım ama buna. Hadi ya. Uzun vida şey lazım buna. Al bununla. Bununla yap. Bu uzun daha iyi atar bunu. Fark etmez o atar. İyi hadi ben kamerayı kapatayım o zaman. Oğlum bana evet. Çocuklar birer yolda ya. Ayakları bağlamış bulunmaktayız. Ayaklar takıldı. Silikon tekerler. Dönüyor da dönüyor. Bu tekerleri stoplu alsaymış. Çiftanemiz son sürat devam ediyor. Hey guys. Hey guys. Araya bölmeleri attık. Şimdi birazdan diktiğimiz zaman size göstereceğim. Bir tane kaldı altta. Şimdi bir daha bir çevir bunu diyecek bana. Hadi bakalım. Hoppala. Hoppala. Az bir yamukluğu var da onu en son gönyeye getireceğiz şeyde. Şu ara tahtalarını atarken, üst ara tahtaları atarken o gönyeye gelecek diye tahmin ediyoruz. Bir 2 cm falan şurası havada tahtadan dolayı. Ya da bizim beceriksizliğimizden kaynaklanıyor da olabilir. Şöyle bir daha çekeyim. Birazdan tam ayağa kaldırdım daha belirgin olacak. İbrahim abi vıy vıy yaptı mı keser. Ben yoruldum artık çırağı koydum. Daha bekledim. Daha iyi. Sağlam olur. Aslında bir tutkal da alsak olur daha şuralarına değil mi İbrahim abi? Tutkal niye almadık biz? Gerek yok ya. Böyle daha bir sağlam durur da olurdu yani. 30 çizecek şimdi orada. Kutluk payları bunlar. Şimdi bunu da 30'a tutturacağız. Neresini nereye getirelim? Şöyle denk getirebiliriz. Böyle denk gelebilir. Bunu çekişten biraz 0'a 0 vurmak lazım. Evet.
Sanki çok az daha istiyor İbrahim abi buradan. Vur. Sen beni dinle, vur buradan. Ben görüyorum. Ben görüyorum, çok az vur. Tamam. Tamam. Burası iyi. Şimdi vida değerlendirmeye başlayacağız. Az önceki vidaları şuradan atmıştık. Bunları da buradan atıyoruz. Birbirine çarpmıyor vidalar şu şekilde. Hani bakarsanız iki buradan, iki buradan. İki buradan, iki buradan. Hani vidalar aynı tatlıya giriyor, birbirine temas etmiyorlar. Bunlar püf noktaları. Evet, oldu. Burası da iyi, tamam. Birazdan canlandıracağız bakalım. Evet arkadaşlar, çiftanemiz son sürat devam etmekte. Şöyle gördüğünüz gibi bir proje oluştu. Takviye kuvvet olarak Sinan abimizi çağırdık. Sinan abimiz kendisi uzman kuşçudur kendisi. Meşhur İzmir'in oynakçılarından. Bu kontraplakları şeyden, çıkmacıdan aldık. Bir tanesi 8 liraymış. Sinan abimiz getirdi onları, sağ olsun. Bir parça böyle 8 lira. 60'a 1.20, 80'e 1.20 falan o civarlarda ölçüleri. Kavak kontraplak. Bunu böyle attık aralara. Bu arka tarafı tabii. Önden şöyle bir görüntüsü var. Şuralara menteşelerimizi taktık. Önden böyle bir görüntü olacak. Yapmaya devam ediyoruz. Buraya kapımız gelecek. Şu bölmeye yumurtalık yeri yapacağız. Burası alt tarafı, yemlik, suluk, tünek falan hepsi burada olacak işte. Buralar menteşe kapı için bıraktık. Onları ayarlayacağız, çakacağız. Şimdilik böyle. Biraz büyük oldu ama güzel olacak. Bitince inşallah. Şimdi ara katı Sinan abi çiziyor, keseceğiz. Son şu katı atacağız. Bir de en üstü atacağız. Ondan sonra şu ön tarafı kapatacağız. Bu yan tarafı kapatacağız. Arkayı da tamamen kapatacağız. Bir şu köşe kalıyor. Burayı tel mi yapalım, tamamen mi kapatalım, artık en son kararımızı vereceğiz. Şimdilik böyle devam ediyor çiftane yapımı. Evet. Sansar girer. Sansar girer, kedi girer, fare girer. Abi YouTube açacaksan biz kenarıya çekilelim. Yok ya. Olmaz, sen misafirler... de çıkacak. Misafirler de çıkacak. Şimdi biz böyle yaptık bunu. 1, 2, 3 katlı yaptık. Ama Erman abi aynı o Adanacıların şeyleri gibi yapmışsın ha. Evet, dolapları gibi değil mi? Biraz büyük oldu ama onlar ufacık yere kapatıyorlar. Ben onu da anlamıyorum niye öyle yapıyorlar. Abi demek, o da işte dalış var ya, dalış. Dişiye hasret mi o? Aynen. Ufak çok dar yerde besliyorlar. Abi onları var ya, bir görsün. Bizim çiftanemiz biraz büyük oldu. Az daha büyük oldu Adanacılardan. Şimdi bu arka tarafı, burayı da kapatacağız komple. Şurası yok, kapanacak. Böyle ön tarafı böyle olacak. Sen nasıl görüyorsun? Şöyle. Ön tarafımız böyle olacak. Şuralara kapımız gelecek. Buralara yuvalık ya yaptık. Bir tane buraya, bir tane alta. Şu yanını kapatırız. Ufak bile olacağım bu. Anladın mı? Yani biraz büyük oldu ama güzel oldu yani. Bunun günahı da çok olacak. Şimdilik devam ediyoruz. Gerçekten günahı da çok olacak abi. Çift tanemizin son hali. Bu şekilde. İçerisini şöyle yaptık. Şunu parke için bıraktık. Altta parke geleceği için altta bir 10 santim boşluk bıraktık. 6-7 santim parke geliyor. Parke dediğimizde şu ızgara. Nerede mi? Şu plastik ızgara var. Bu ikinci kat. Bu da son kat. İki yuvalık yaptık. Bir oraya, bir buraya. Şuraya şimdi bir tünek yapalım. Sonra bir de kapısını yapacağız. İşlemimiz tamam. Çift tanemiz %80 tamamlandı.
biraz böyle karışlar. Burada kavis yerine çıkalım. Azıcık bir canavar istiyor arası. Canavar ucuyla bir fırtla abi. Canavarı çok vurma şey yapıyor. Şöyle. Kapaklarını alabiliyorum. Şöyle. Geç bakalım abi. Deneyelim mi? Bakalım oldu mu? Rafımız oldu mu bakalım. Evet. Evet arkadaşlar, rafımız perfect oldu. Şimdi buraya konacak. Bunun altına da yemlik suluk koyduğumuz zaman pisletmeyecek. Biraz uzun tuttuk bunu. 17-18 cm yaptık. Malzememiz oldu. Şimdi ondan 3 tane yapacağız. 2 tane daha. Evet. Gecenin ilerleyen saatleri hala devam ediyoruz. Şu tünekleri yaptık işte en son. Şu ikisini. Burada bu şekilde devam etti. Burada da bu şekilde devam etti. Tüneklerimizi koyduk. En son iç dizaynımız böyle. Buranın altına suluklar gelecek. Suluk, yemlik. Kuşlar pisletmesin diye. Şimdi bir kapımız kaldı. Kapıyı da bir formül bulacağız bakalım. Onun için bir kafa patlatalım. Yoğuralım kafayı. Nasıl bir şey yapabiliriz? En son şu arada birkaç hata yapmıştık. Onları böyle şey yaptık, kapattık. Küçük parça kaydı, koyduk orada. Güzel oldu valla. Evet arkadaşlar, çifthanemizin kapısını yapmaktayız şu anda. Kapı için önce şöyle bir tel kestik. Teli koyup şuradan izi aldık. Şöyle delik açacağımız yerleri işaretledik şuradan. Ondan sonra ortalarından deldik. Şu havşa matkap ucuyla. Sonrası o biraz ince geldi. Arkasından kalın bir vidayla deliklerin yerlerini tekrar deldik. Genişlettik. Ondan sonra tahtamızı böyle çevirip buradan çakarak içine sokacağız. Bunu soktuktan sonra en üst kalacak. En üstü de takacağız. Ondan sonra bu başlardan birer vidayla sabitleyeceğiz. Çerçevemiz, kapımız hazır. İlk kapımız hazır olacak. Birazdan devam ediyoruz yapmaya. Elimizdeki malzeme kalın olduğu için böyle yapmak zorunda evet. kaldık. Bir de elimizde şu anda malzeme yok. Zor şartlarda çalışıyoruz. Gecenin ikisi. Hadi bakalım hayırlısı. Rüzgar Sinan abimle birlikte. Rüzgar Sinan abimle beraber uzun uğraşlar sonucunda en son kapıyı artık bu şekilde karar verdik. Güzel mi oldu? Valla biraz büyük oldu ama güzel oldu gibi geldi bize. İşçilik çok fazla. Gördüğünüz gibi teli kestik önce. Tek tek işaret aldık. Matkapla, havşayla açtık yerlerini. Ondan sonra o teli oraya soktuk. Buraya normal bir tel alınmaz mıydı? Alınırdı ama biz kolaya kaçmadık. Diptonice'yi içtik abi. Kolaya kaçmadık. Diptonice'yi içtik. Hayır zaten kapı bu kadar büyük olduğu için normal telde esnerdi. Evet. Şu anda tel de kapıyı güzel tuttu. Bir açabileceğim mi abi? Bayağı güzel bir kapımız oldu yani. Açılışı falan güzel. Büyük. Kuşların zaten bulunduğu yerden kaçma şansı yok. Bir odanın içerisinde yani kapı büyük. Normalde ufak kapıda kuşu bundan kuşu kaçırma ihtimali daha yüksek. Ama dışarıda olmadığı için sıkıntı yok. En fazla odanın içine kaçacaklar. Güzel oldu. Ben beğendim. Buradan sonra bir tane tek bir mandal atacağız buna. Yeterli olur ona.
Çift tanemiz son sürat devam ediyor ama ben bittim yani. Ben bittim gerçekten. Artık İbrahim abi gelsin. Sistemi öğretiriz ona. Bir, iki tane kaldı zaten. İki kapımızı da koyduk mu iş bitiyor. Ondan sonra yemlik suluk parkeyi koy, kuşları at. Başka bir şey kalmadı. %98'ini bitirdik. Aç abi bir daha kapıyı. Güzel oldu kapı. Aç kapat. Artema. Görüyorsunuz. Böyle. Şuradan sadece bir mandal istiyor. Onu ayarlayacağız. Genişinden de baktık mı böyle bir çift tanemiz oldu. Bizim stoparlar mı abi? Stoparlı şeylerimiz. Gene ben belki videonun sonuna eklerim. En son bitmiş halini. Kuşları koyduk içine. Öyle bir çekim daha belki çekeriz. Şimdilik ben perişan oldum. İyi akşamlar olsun. Bizim için iyi akşamlar. İzleyenler artık sabah mı olur, öğlen mi olur? Epey yorulduk. Bitirdik. Bizden bu kadar artık. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Çift taneyi sonunda bitirdik. İnatla, hırsla bitireceğiz dedik, bitirdik. Saat sabah 5. Uyumadık, bitirdik. Sabah kaçta başladık biz buraya? Biraz kaytardık biz ama yine bir 12 vardı yani. Yavaş yavaş yaptık ya. Evet, Final Fort. Bir tek şu biraz dönük oldu ama buraya da mandal takacağımız için şuradan bir mandal takılacak zaten bunlara. Onun için pek bir sorun olmayacak. Bu da sağlam. Evet, çift tanemiz böyle oldu. Çift tanemiz 3 katlı. Çift tanemiz bitti. Bu esas şey işi bitti. Ahşap işi bitti. Şimdi bir boya vernik falan. Atacağım mı İbrahim abi vernik? Atacağım. Bir vernik atılacak. Ben diyorum ki şuralarına şöyle yapalım ama İbrahim abi de ses yok. Şöyle kapatabiliriz tek parça. Dolap açılıp kapının daha düz durur. Birazdan bakar mısın? İkna edersem onu da yapacağım. Çift tanemiz bitti. Arkadaşlar Turblex olan çift tanemiz İbrahim abi sokamamış kapıdan içeriye, üst kattan yalı, iki katlı, bir tane de burada yavrusu, üç kat oldu. Neyse bunun üstüne sen bir kat daha çıkarsın imar affı. Var var. Mayıs çıkarız. Kaça kadar uzadı imar affı? Buraya 6 ay daha uzadı. 6 ay daha var. Birer kat daha atarsın sen bunların üstüne. Yani biz direkt bunu burada kurmuş olsaydık böyle duvara sabitleyip bir şey de yapabilirdik yani. Evet ya, sabit değil bu, böyle güzel oldu ya. Hareket sensörlü. Yani. Çek istediğin yere. Çek, yükle, mesaj at. Hareket ediyor. 20 tane kuş alır bunlar. Evet canım, birer çift koyduk mu yeter? Birer çift koyduk mu yeter? Evet arkadaşlar. Kümesimiz sonunda hayırlı bitti. Olsun, hayırlı, hayırlı olsun. Biraz öyle oldu, böyle oldu. Fena oldu, güzel oldu. Çift tane böyle oldu. Yalnız kapaklar çok orijinal oldu ha İbrahim abi. Kapakta büyük işçilik var, çok orijinal oldu. Kapak çok güzel oldu. Bunu taşırken herhalde şey olmuş, biraz kasmaya başladı bu. Yok, o elinden kaldır biraz. O önemli değil o kadar. Evet. Oturuyor tabii. Birazcık kasıyor o kadarcık. Neyse, çift tanemiz sona erdi arkadaşlar. Yapım aşamasını kaydettik. Ona da olmadı, bir ayak çakarız İbrahim abi. Evet, olabilir. Ya da bunun altını uzatacaksan, bunu da iki kat yapacaksan sonra ileride. He. Buna kat atabiliriz aşağıya. He, aşağıya o da kat atabiliriz. Üstüne de kat atarsın, fark etmez. Aynen. Böyle böyle koyalım değil mi? Aynen. Pozisyon. Pozisyone. Pozisyonu da bulursun. Olay bulur. Oraya şeylerimiz koyarız. Şimdi birazdan kuşları getirir atarız buraya. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Hadi bakalım.